Hava bulutlu, deniz köpürüyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yollarda yeni bir gün. Gazi Paşa kahyaların orada. Dün gece burada kamptaydık. Gece bir yağmur, bir rüzgar. Sabah da rüzgar dinmedi. Ne ateş yaktık, ne kahvaltı yapabildik. O arada bizi internetten takip eden, YouTube'dan, sevgili abonelerimizden Şükrü Yelken adıyla bize yorum yapan abimiz. İlla gelin sizi bir göreyim. Çay içelim, çorba içelim. Rüzgarla burada durmayın, toplanın filan dedi. Baktık haklı abi, burada sıkıntı, bir toplanıp gidelim onu görelim, çayını içelim. Toparlandık, gidiyoruz abi. Küçük küçük muzlara bakın. Büyüyenlerin üzerinden örtmüşler. Bunlar biraz daha büyüyünce koparıyorlar, sonra sarartılıyor. Hadi gidelim bakalım. Neredeyiz? Gazi Paşa'nın içindeyiz. Abimiz bizi uygun yere getirdi. Çorba 40 liraymış. İyi fiyat. Akşam eve mi uyuyorsun? Abi afiyet olsun. Dostlar, abimiz bizi sahilde buldu, yakaladı, rüzgarın içinde getirdi. Gazi Paşa'nın içine bize çorba ısmarlıyor. Abi çok teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Çok sağ ol. Gazi Paşa sokaklarındayız abi. Doğunun kapısı burası. Doğunun kapısı burada başlarımız. Aynen burada başlıyor. Zamanında başladım. Yaya geldiğimiz yollar. Buradan polislerle muhabbet ettiydim. Selam verip geçtim. Jandarmalara. Abi nereye gidiyoruz şimdi böyle biz? Cengiz Delikdeniz. Abi. Gazipaşa Delikdeniz. Delikdeniz antik kentine normalde bizim bisikletle gidemeyeceğimiz iniş çıkış yerlere abi bizi arabasıyla iller gösterebilirdi. Bakın tarihi yerler. Sütunlar falan, kalıntılar buradan başlıyor. Büyük bir antik şehir varmış galiba burada. He? Çalışıyorlar, çekiyorlar, temizliyorlar. Üstünü kapatıyorlar herhalde. Tekrar başlıyorlar. Abi bayağı bir şey var burada. Abi, aşağıda, aşağıda. Oraya iniliyor mu? Abi. Vay 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 vay. Buna buranın adı ne? Ne? Bilmiyorum. Ya, arkeolojik kazı alanına girmek tehlikeli bir yaklaşım değil mi? Vay vay vay. Fazla detaylı bir şey bilmiyorum. Havuz, bu yerde hanım şeymiş öyle mi? Havuzmuş öyle. Oo, burada oturuyormuşlar böyle. Bak. Üzümler burada, şaraplar burada böyle. Oo, hayale bak ya. Hanlar oturuyor. Abi kalıntılar bu şekilde. Hadi bakalım. Şu karşıya çıkılıyor mu abi? Gidir. Çıkılır çıkılır. Çalışmalar devam ediyormuş. Yazın çalışıp sonra üzerlerini böyle kapatıyorlar. Yerlerde de şeyler var. Yok. Mozaikler var. Üstünü çakılla kapatmışlar. Şöyle burada da var aynı şekilde mozaikler. Burada daha çok şey çıkacaktır muhtemelen. Yani bu görünen taraf çok az. Bak naylonla kapatmışlar, üstünü toprak atmışlar. Zarar görmesin diye. İnsanlar da zarar vermesin diye. Yok yok. Gazi Paşa delikli deniz mi diyorduk abi oraya? Delik denize. Evet. Delik denize iniyoruz şimdi. Cengiz abimiz bize oraya gösterecekmiş. Hadi gidelim bakalım nasıl bir yer. Yalnız bayağı bir tepeye çıktı, sonra tekrar sahile doğru iniyoruz da. Gösterir mi abi? Tabii tabii. Delik aşağı. Deniz aşağısı. Şimdi oraya ineceğiz herhalde değil mi abi? Evet. Hadi bakalım. Abi Likya yolu manzaralarına benziyor. Işık tersten vurdu pek gözüm yok ama aşağı koyda denize gireceksin ya mis gibi. Buraya böyle lavabo yapmışlar. Aşağıya patikadan iniliyor herhalde. Su var mı burada? Bahçelerine yakınmış. Sıkıntı. Bundan sonra muz bahçelerinden geçerken bakacağız. Yolları güzelmiş. Şey gidilik ya yolları da. Bu da mı aynı? Bir bakayım. De doğamızın ağzına sıçması da. Aynen öyle abi. Bakayım bir de. Bu da aynı abi. Menengiç, sakız. Sakız da. Abi bunun başka bir türüydü benim. Kokusuz olanıydı.
Çıtlık deriz böyle, küçük küçük olur ya, çıtlık. Tamam, bu çıtlık. Bu şeyin, Antep fıstığının delisi bu. Bunun kaç çıtlık, sakızlak, menengiç, hepsi aynı isim. Ama ne benimki sanki bu tür görünüyordu fakat kokusu yoktu. Yani üstünde meyvesi de yoktu. Daha sade bir çalıydı. Hazine arası. Şimdi hala hazine arası mı, aldılar mı? Tabii. Tarkan koş orada muzla. Hadi bakalım. Atıl kurt. Koş yakala, muz bul. Yeme lezzetli daha gördün mü? Güzel güzel. Avokado yediniz mi? Hı? Abi ben bir tane yedim avokadoyu. Sevmedim. Anlamadım abi, hiçbir şey yok ki, tat ya yok neyin? Avokado ne kadar faydası? Ya faydalı da. Bol limonlu mu yediğin? Yok abi, ben bana biri verdi, dedi al bu avokado çantana koy, erince yersin dedi. Kaç ay taşıdım çantamda, hep aynı sert. Sonra hafif biraz yumuşamış, açtım ucunu kaşıkladım. Böyle kestim biçtim. Saf bir şey geldi bana. Bol limonlayacaksın onu. Limon sıcağı, sarımsak, limon. Ben hiçbir şey yapmadım, ısırdım ısırdım yedim böyle. Bana çekin geldi. Vay 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 vay. Delik deniz bura ha. Burayı da gördük sayende abi, sağ olasın. Temizliğe bak. Oo, ta dibine kadar iniyor yol ha. Efsane. Likya'nın güzel koyları vardı böyle abi. Yemin ediyorum aynı böyle patikadan gidiyorsun. Bir de kış mevsimi yürürsen Likya yolunu. Ana! Kimsecikler yok, aynı böyle. Böyle gizli koylarda denize dalıp çıkıyorduk. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. Tam uçta şemsiye gibi çıkmış değil mi ağaç? Vay 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 vay. Çok güzel ya. Denizi dengelemem lazım. Masmavi. Cennet gibi. Şu tepede de eski bir antik kalıntılar var. Tabii daha ulaşıp da bir şey yapamamışlar orada. Uzak değil mi? Biri o koya gidiyor, biri bir koya gidiyor yolunda. Hadi yakından görelim. Güzel yerleri, bakir kalmış yerleri görmek için abi böyle zor yolları aşmak zorundasın ha. Aman 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 aman. Ayakkabılar da uygun değil ha benim. Ve işte muhteşem bir manzara. Tam şu tepeye, taşın üstüne çıkacağım. Kayıp denize düşmezsek. Gazi Paşa Delik Deniz. Evet, şöyle az da kameranın önüne geçek. Bu manzarayla aynı karada olak biraz. Abi şurada dalacaksın, kayalık ama çok. Vay be. Doğa harikası yerler. Tepedeki kaleye bak. Evet, bir de bu köşeden manzarayı alalım. Az oturduk, yavaş yavaş gidelim artık. Tepe bir yere çıktık dostlar. Gazi Paşa Belediyesi'nin mesire yeriymiş. Sahil manzarası efsane buradan. Ama yağmur çok yağıyor. Gemi şeklinde yapılmış bir bina tam tepe noktada. Şu an harabaya dönmüş herhalde. Yenileme mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bütün Gazi Paşa buradan ayaklar altında. Tepeden su mu akıyor? Oo. Yalnız ya, hakikaten abi, gemi gibi yapmışlar. Belediye herhalde. Devlet böyle bir yere kira veriyor. Bu gemi tepeden su alıyor. Şuna bak ya. Dolu su havuzu dedikleri, bu dolu su dedikleri en iyi gibi gözüküyor. Ha,
Burada ne güzel yüzülür ha. Deniz suyu bu. Denizden atıyorlar. Allah Allah, niye? Aşağıdan denizden atıyorlar. Vay be. Şöyle etrafı göstereyim. Etrafında da kameralar falan var. Nasıl tipi atıyor ha ya. Bu niye ki oradan çadırı toplamışız yani. Gazi Paşa'nın sahiline iniyoruz dostlar. Ama bura başka bir yer. Yani herkesin gitmediği bir yer. Evet, tenha bir yer. Bak bak bak. Evet. Cüce tavuklara bak. Aslında var ya, işte Tarkan. Hı. Biz yolda yumurta alıyoruz sürekli. Yoldaşı taşıyamadık ama iki tane küçük tavuk taşırız. Aynen, ya da bıldırcın. Öyle bir sepet yapak. İçinde. İçinde. Hemen kamp attık mı yayalım onları. Birer avuç buğday veririz. Bize her gün iki yumurta verelim. 4-5 tane bildiricim ben alıp. Tenha yollardan Gazi Paşa'nın yat limanının inşaatının yanına geldik. Tabii çok balık tutamıyorlar şimdi inşaat sürdüğü için. Bak. Böyle bir kaleye kaleye mi çıkıyor abi burası? Evet. Böyle tepeye, kaleye doğru çıkıyormuş bu yol. Sağ olsun. Abimiz bizi gezdiriyor. Çok teşekkür ederiz. Oo, ayran güzelmiş. Başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Geldik günün sonuna üstadım. Gazi Paşa'dayız hala. Yağmurda, kapalı bir alandayız. Sağ olsun Cengiz abimiz bize Gazi Paşa'nın her yerini gezdirdi. Sahilden, kötü yerden bizi gelin toplayın, çadırları gezelim dedi. Yedirdi, içirdi. Allah razı olsun. Onun bir tane ekstradan evi varmış, boş, kiracısı yeni çıkmış, elektriği, suyu, sıcak suyu var ama eşyaları yok. Bize de eşya gerek yok abi, böyle ev daha güzel, boş. Bu gece buradayız, çayma içtik, muhabbet sohbet sağ olsun. Şöyle bir yer, tam bize göre. Dışarıda da fena yağmur yağdı. Süngerler vardı. Attık yere, mis gibi bu uyku çekeceğiz şimdi inşallah. Bak yağmura, bak yağmura. Yarın ola hayrola diyelim. Yarın bir yol planı yapacağız. Buradan Anamur'a çok zor yollar var. Acaba başka bir şey mi yapsak? Bir araçla mı kendimizi attırsak? Yaya geldim oralardan. Yaya bile çok zor. Bisikletle hızlı gidebiliyor olsan eyvallah. Yavaş gittiğin zaman o daha da zor. Bilmiyorum ne olacak. Bakalım, bir plan yapacağız. Yarın ola hayrola diyelim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Evde uyandık. Cengiz abinin evinde. Havada yavaş yavaş açıyor gibi. Sabaha kadar yağmur yağdı. Şimdi yavaş yavaş toparlanıp bisikletlerin olduğu yere doğru gideriz. Cengiz abi birazdan gelir. Ondan sonra da bakalım yeni rota ne tarafa. Ya ana yoldan gideceğiz ya da dağlardan, köylerden aşacağız. İkisinin de avantajları, dezavantajları var. Değerlendirelim bakalım. Abi, bisikletlerin olduğu dükkandayız. Kahvaltı yapmaya geldik. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Hadi bakalım, yavaş yavaş bisikletleri alıyoruz. Yola çıkma zamanı. Ağır mı? Kendine dikkat et sadece. Bu kadar. Abi atı ver yere, hiçbir şey olmaz. 60 kilo. Kaç? Yemek yiyip de hayalim değil. Şey, paylaşalım abi. Aman kendine dikkat et. Öbekli oldun abi. Düş düş, sıkıntı yok abi. Tarkan kaldır iskletsiz. Hadi abi, oradan direkt bas. Aman dikkat et. Gezeydin biraz abi, erken geliyorsun ya. Gitsen miydi biraz Alanya'ya kadar? Git ya, bas git. Tarkan'ın bisiklet gitti. Güzel mi abi? Çok güzel. Emeklilikte yapılacak olan iş kesinleşti. Abi çok sağ olasın. Allah'a emanet olun. Çok memnun oldum her şey için. Çok sağ olasın. Abi çok memnun oldum, görüşmek üzere. Hocam kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Selametle gidin. Oralarda konaklar da alalım. Görüşürüz. Bir A101'e giriyoruz.
Yanında hemen bin var. Bine de bakacağız. Gazi Paşa'nın içindeyiz abi. Cengiz abimiz sağ olsun bizi misafir etti. Ayrıldık. Şehrin çıkışına doğru gideceğiz yavaş yavaş. Daha tabii içine yeni geldik. Birkaç bir şeyler bakalım. Tarzan Erton. Sen kal yerinde Tonton amcam. Konserveler nerede onlara bir bakayım. Gazi Paşa Deresi. Yağmur sularından nasıl da artmış su bak. Çaldır çaldır. İnce ince Gazi Paşa'dan çıkıyoruz. Ne kadar gideriz bilmiyorum. Fazla gideceğimizi zannetmiyorum bugün. Çünkü tekerim bir ince patlak. Onu tam tamir edip zırh takmak istiyorum bugün. Erken kamp atmak. Sırt çantamızda çıntar var. Daha önce çıntarı sevdiğimi bilen Cengiz abimiz bizim için çıntar almış. Saklamış dolapta. Onları verdi. Bir yerde bir ateş yapıp onları kavurup yiyek. Bozulmasınlar. Sağ olsun bir de zeytinyağı katı verdi. Allah razı olsun bizi aldı, tuttu, ağırladı, yolcu etti. Selam olsun buradan tekrar kendisine. Artık Gazi Paşa deyince aklımıza gelecek isimdir kendisi. Hadi varak gidek yola. Havada güzel. Kısa kolluları çektik. Burada güneş açınca ortam yaz oluyor. Karşı dağ köylerine sarıp daha çok rampayı göze alıp sakin trafik olmayan yerlerden gitmeyi düşündük. Rotaya baktık. Kilometre olarak pek fark yok. Fakat çok rampa bir de çok iyi erzak taşımak gerekecek yanımızda. Şu dağlardan gidecektik. Fakat vazgeçtik. Biz Akdeniz'e sıcak hava diye indik abi. Şimdi dağlara çıkarız, donarız oralarda. Soğuğu da geçtim. Şey var. Ne o? Erzak çok yüklenmek gerekecek. Ve dik rampalar elimizde taşıyacağız. Ben de öyle yeşil dağın başına gittim mi 2-3 gün kalırım yani. O yüzden çok erzak, 10 günlük erzak gelecek. Selamun aleyküm. Velhasıl buradan bir 30-40 kilometre, 35 kilometre falan ana yoldan gideceğiz. Sonra orada bir dere var, daha önce yaya geçmiştim. Adını şimdi unuttum. Kaledran Çayı, Kaledran Köprüsü. Oradan dağlara yine rampa bir yol gidiyor. Orayı değerlendirebiliriz. Anamur 76, Mersin 300 kilometre. Bugün 5 Ocak Cuma. Öğlen saat 12.30 civarı. Daha önce bir gece kaldığım camiye denk getirelim. Cuma vakti. Yoldaşım ile bu yolları tepkiydim. Hey gidiyor yoldaşım. Evet dostlar. Beyrebucak Camisi'ndeydik. Cuma vakti oraya denk geldi. Benim kaldığım cami o değilmiş. Oradan çıktık Muskent mahallesine girdik. Benim kaldığım cami ilerideymiş. Muskent Camisi'ymiş. Oraya gitmeden önce Muskent'in mezarlığını gördük. Benim şimdi teker patlak. İndirip onu yapsak zaten vakit bayağı oldu. Yani öğleden sonra saat 2'ye gelmiştir. Aynen saat tam 2. Yapsak 2.30 olacak. Bir de ben patlağı yapmadan önce içine zırhı da takmak istiyorum. O yüzden rampalara sarmadan önce biz Muskent'te kalalım gibi düşünüyoruz. Bu mezarlığı görünce şöyle kabirler bayağı ötede. Kenarında yine her zamanki gibi musalla taşı ve
cenaze namazı için alan var ve lavaboları var. Muhtemelen suyu var ama elektriği de var gibi. Giden kabloları görmüşe bakılırsa öyle. Yani en azından şu zırhı burada takacağım ama kalır mıyız kalmaz mıyız o az sonra belli olacak. Elektrik var ama herhalde kesilmiş. Aynen. Şey gelmiş. Ne o? Bağlamışlar saati. Bir sus ya. Mezarlıktayız. Evet abi, zırh olayını denemeye başladık. Kestiğim lastiği böyle içine yerleştireceğim. En son şey yapacağız. Fazlalığını keseceğiz, birleştireceğiz. Muhtemelen bir kısmı fazla olacak. Evet dostlar, Ömer'in Kawasaki'sini şu an tamir ediyorum. Gene teker patlama devam ediyor projesi. Zıh yaptı geçen günlerde. Şu an arka teker patladı. Zıhı sokacı içine bildi. Öyle bir bakacağız deneyelim. Neredeyik? Bizim mekandayık. Bizim mekan neresi oluyor? Mezarlığın tam göbeği. Bir gün gerçekten senin mekanın olacak oralar. Gerçekten ha. Şöyle yama sıkıştırsak. Yok, illa bir kısmını kesmemiz lazım. Tekelerin hepsi patlıyor. Ömer'in Kawasaki'si. Doğru mu Ömer? Kral parçası mı ha? Bunu kesmeye gerek yok ha. Oğlum 6 kişi sensizce tekerin çalışıyor. Şimdi bu buradan süzüyor bak. Bunu ne yapacak? Abi bak işte, olmazsa başka teker var yamalı, onları kullanalım. Kesmeye hiç gerek kalmadı. İyi gerdirdim. Tam oturdu. Şöyle nasıl göstereyim? Bak. Oldu ya. Oldu. Dostum kesmeye hiç gerek kalmadı. Kardeşim ama benim ya. Ha? Ağır oldu biraz ha. Bak. Videoda benim arkamdan konuşuyor musun? Öyle dediler. Kim dedi? Senin videolarını izlemiyorum kim ben. Kim giyiyor? Onu ben adını söyleyeyim. Bilmiyorum. Fotoğraf ver. Hadi. Fotoğraf ver. Ben senin arkanda hiç konuşsam inanır mısın? Bilmiyorum. Ben senin yaparsın arkandan konuşsam. İnanır mısın gerçekten? He? Bakacağım videolarına. Oğlum senden benim düşmenim çok, anladın mı? Senden benim düşmenim çok, anladın mı? Senden beni kıskanıyorlar, anladın mı? Ben duralım. <geçeceğiz. gülüyor> Kafana çarpacağım şimdi. Sen, evet abi, bu oldu sayılır. Milletin sözüne inanma. Sen sadece abinin sözüne inan. Abim. He? Abi iki yaş aramızda fark var. Büyüğüm ya senden. Hiç büyüklüğünü görmedik. Oğlum yama tuta tuta yemin ederim var ya, dinakların paramparça olur. Haftada 7 kere yama yapıyorum senin. Çıtırların bir kısmını yıkarım abi. Yemeğimiz doldu inşallah. Soğanlar bir kavrulsun. Zırhı da taktık. Var mı bir sıkıntı? Çıntarımızın yumurtası da kırıldı. Yemeğe birazdan hazır. Ve bisikletin tekerini yaptık. İçine zırhı taktım. Daş gibi oldu. İnşallah bir daha uzun süre patlamaz diyelim. Bugün 5 Ocak. Bakalım kaç gün gidecek. Birazdan onu yerine takacağız. Belki bir çay da yaparız. Bugünü burada geçiririz diyelim. Sen bugün öğrendin mi? Bugün gelmemişsin. Aferin sana. Aferin. Burada da o ne, tamam mı arkadaşlarım? Bak.
kocamanla oyna, tamam mı? Hadi hoppa, hadi hoppa. Hadi koş, koş. Bas, bas. Hoppa, hoppa. Hadi lan, hop. Evet, kocaman. Ne yapmışlar bunları ya?